İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Oyun serimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu derste player'ımızı hareket ettireceğiz. Sağa doğru gidecek, sola doğru gidecek, sola doğru giderken ters dönecek. Sonra bu platformlardan engel oluşturacak şekilde önüne ve arkasına ileriye koyduğumuz zaman onların içinden geçemeyecek şekilde ayarlamasını yapacağız. Yani mesela bir tane Ctrl D ile şunun kopyasını alalım ve hizalayalım. Diyelim ki bu şekilde bir platform var. Bunun içinden geçmeyecek şekilde şöyle geldiği zaman dayanacak. Onları yapacağız. Öncelikle bir grafiğimiz var. Script kısmında player için iki tane script kullanacağız. Bir tanesinin ismi player olacak. Başlangıç olarak mesela klavyeden A ve D tuşlarına basıp basmadığımızı kontrol eden kısımlar bu script'in içinde olacak. Bir de karakter controller 2D isimli bir script kodumuz olacak. O da esas hareketle ilgili transform işlemlerini yapan kısım olacak. Dolayısıyla biz klavyeden A, D tuşlarına bastığımız zaman bununla ilgili bilgi karakter controller scriptine gönderildiği zaman o da hareketi sağlayacak. En basit şekliyle bu. Ve şimdi başlayalım çalışmaya. Player'ımızı seçiyoruz sol taraftan. Biliyorsunuz player'ımız ekranda gördüğümüz aslında bir prefab. Eğer sağ taraftaki proje kısmına bakacak olursak prefabs kısmında şu gösterdiğim yerde o bir prefab. Yani ben sol taraftan hiyerarşi kısmından player'ı silsem bile tekrar prefab kısmından onu alıp aynı yere koyabiliyorum. Bu şekilde. Dolayısıyla şimdi player'ı tekrar seçiyorum hiyerarşi kısmından. Buna instance deniyor. Ben bazen kopya da diyorum. Yani bu prefab'in bir kopyası bu. Hiyerarşi kısmında. Birden fazla kopyası olabilir manasına geliyor. Mesela sırf göstermek için bir tane daha player koyalım. Şöyle iki tane kopyası oldu. Bu iki kopyanın hangileri olduğu hiyerarşi kısmında gözüküyor. Şu birincisi bir tanesi. Hemen altında da ikincisi var. Bunları buradan silebiliyoruz istersek. Yine sildim. Yine prefab kısmından tekrar alıp koyabiliyoruz. Şimdi burada değişiklikler yapacağız. Yani ilaveler yapacağız daha doğrusu player'a. Hiyerarşi kısmındaki bu player yani şu ekranda gördüğüm seçiliyken. Ona yaptığımız değişiklikleri bitirdikten sonra veya her değişiklik yaptıktan sonra şu apply komutuna tıklamamız lazım. Neden? Çünkü bu bir kopya şu anda ekranda gördüğümüz. Bunda yaptığımız değişiklikler kendi kendine esas prefab, orijinal şu proje kısmındaki esas player'a yansımıyor. Yansıması için muhakkak işimiz bittikten sonra apply düğmesine tıklıyoruz. Bunu birazdan yapacağım. Şimdi script dosyalarını ekleyelim. Add Component kısmından New Script diyoruz. Bir tanesinin ismi biraz önce söylemiştim. Player isimli ve script dosyası olacak. Biz orada onu verir vermez proje kısmında şu alttan 3. sıraya yerleşti o. Fakat biliyorsunuz biz bütün script dosyalarını kod isimli klasörün içine alalım demiştik. Onun için bunu da alıp onun içerisine sürüklüyoruz. Orada dursun. Bir tane daha isteyeceğiz. Yine player'ı seçiyoruz. Hiyerarşi kısmından ekrandaki player'ı. İkinci script dosyamızda yine new script diyoruz. Bu sefer de karakter controller 2D diyoruz. Ve bu da ikinci script dosyası. Bunu da oluşturduk. Şöyle açalım onları. Ha, açık zaten. O da yine biz oluşturur oluşturmaz proje kısmında karakter controller 2D alttan dördüncü sıraya yerleştirmiş yöneti. Onu da alıyoruz. Yukarıdaki kod kısmına götürüp bırakıyoruz. Şimdi bunları yazmaya başlayacağız. Yani dersin başında göstermiş olduğum player ve karakter controller 2D script dosyalarını sıfırdan başlayacağız. Kademe kademe yazıp gideceğiz. MonoDevOps'a geçtim. Burada daha önceki derslerde oluşturduğumuz path definition ve follow path dosyaları duruyor. Tekrar Unity'ye döndüm. Şu player isimli script dosyasının üzerine çift tıklayarak onun Mono'da gözükür hale gelmesini sağladım. Burada uyarı ışığı yandı zaten. Alttaki mono yanıp sönüyor. Ona girdik. Şu şeyleri kapatıyorum şimdilik. Bu derste lazım olmayacak. Path Definition. Yani ekrandan, görüntüden kaldırıyorum, silmiyorum. Ekranda şu anda player var. Şeyi de açalım. Karakter Controller 2D'yi de açtım. Şu anda her ikisi de ekranda.
Ve bunları şimdi yazmaya başlayacağız. Hazır fonksiyonlarını silelim. Lazım olduğunda zaten kendimiz yazıyoruz. Öncelikle mesela player'daki şu hazır fonksiyonları siliyoruz. Karakter controller 2D. Beraber çalışacak bu iki script dosyası. Onunkinin de siliyorum. Şimdi player script dosyasının içerisinden beraber çalışacağı karakter controller script dosyasına erişim sağlamamız gerekiyor. Bunun için bir tanımlama yapacağız. Diyeceğiz ki player'in içerisinde en baş kısma private yani özel karakter controller 2D cinsinden yani diğer script dosyası cinsinden ismini biz veriyoruz. Alt çizgi controller isimli bir değişken tanımladık. Bunun atamasını da start fonksiyonu içerisinde yapıyoruz. Start fonksiyonunu yazalım. Biraz önce sildiğimiz hazır fonksiyonlardan bir tanesiydi bu. Public void start dedim. Ve onun içerisine önce parantezlerini açıp kapatalım. En başa yazıyoruz. Yukarıda tanımladığımız controller isim değişken get component diyoruz. Çünkü o player isimli objenin diğer bir komponenti zaten. Cinsi karakter controller 2D ve aç kapa parantez noktalı virgül. Böylelikle sadece bu iki ifadeyi yazmakla controller ismiyle diğer script dosyasına erişim sağlamış olduk. Bu birazdan lazım olacak bize. Şimdi bir de karakter controller'a birkaç şey yazalım. Bunun update fonksiyonunu kullanmayacağız. Onun bir sonraki benzeri var. Late update diye. O biraz daha biliyorsunuz bu fonksiyonların bir çalışma sırası var. Mesela awake en önce çalışan, sonra start çalışıyor. Sonra update sürekli çalışıyor. Ama sürekli çalışan bir de late update var. O update'ten sonra gerçekleşiyor. Onu yazıyoruz. Public void late update diyoruz. Ve onun içerisine de yine bir fonksiyonla bir ifade yazacağız. Henüz yazmadığımız bir fonksiyon yazacağım. Move diyeceğiz. Parantez içerisinde mesela 0.1f diyelim. Dediğim gibi böyle basitten başlayacağım. Sonra bu sayıları hep değişkenler haline çevireceğim. Move'un renginin kırmızı olması henüz yazmadığımız için hemen yazalım. Move artık özel bir fonksiyon. Yani bu script dosyasının içerisinde kullanılacağı için, dışarıdan erişilmeyeceği için private yapıyoruz. Private void move diyoruz. Parantez içerisinde bir değişken ifadesi yazmamız lazım. Yukarıda ben yanlış yazdım. Şimdi düzelteceğim. Aslında bir vektör cinsinden bir parametre olacaktı. Vektör 2 cinsinden delta movement. Yani bir miktar hareket diyelim biz buna. Çünkü klavyeden D tuşuna, sağ tuşuna bastığımız zaman kısa süreli basıyoruz biliyorsunuz. Yani kısa bir miktar hareket etmesini istiyoruz. Az bir harekete matematikten gelen ifade delta ismi veriliyor. Delta movement, az bir hareket. Yukarıda onu düzeltelim yalnız. 0.1f değil de buraya da new vektör 2 parantez içerisinde 0.1f virgül 0. Sadece x değişkeni yani yatay değeri verdim. Şurada düşey eksende hareket yok şu anda. Evet yazıyoruz şimdi move fonksiyonunda ne yapacak? Move fonksiyonuna bu değer geldiği zaman move fonksiyonu ne yapacak? Şimdi onu yazacağız. Diyeceğiz ki transform yani player objesinin transform bilgisinde bir değişiklik yapacağız. Yani yerini değiştireceğiz. Transform.translate yerini değiştir. Translate yap. Ötele. Translate'i ötele diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Yazacağımız şey yukarıda fonksiyona parametre olarak verilen ifadeyi yazıyoruz. Ve koordinat sistemi olarak da world koordinat. Dünya diyoruz. Yani en dıştaki eksen sistemi uzaktan bakacak olursak şu gördüğümüz ortadaki gri çizgi ve yatay gri çizgi tam sıfır noktası bu uzay diyelim buna en büyük en dıştaki sistem bütün 3D programlarında olduğu gibi bunda da var tam sıfır noktası işte şu gösterdiğim yer o koordinat sistemini kullanarak bir hareket yaptırın manasında. Çok az bir ifade yazdık.
Sadece iki tane script dosyası oluşturduk ve karakter controller'ın oyun çalışırken sürekli çalışan late update fonksiyonu başka bir fonksiyonu çağırıyor. O başka fonksiyon da, yani move isimli diğer fonksiyonda bu script dosyasının ait olduğu player objesinin, bizim circleman'in bir miktar hareket etmesini sağlıyor. Burada şu anda herhangi bir tuş kontrolü koymadım. Oyun başladığı andan itibaren sağ tarafa doğru belli bir hızda hareket ettirecek bir çok çok kısa bir kod yazdık. Ctrl C ile kaydettik. Unity'ye döndük. Biraz daha görebilecek şekilde ayarladık ve play butonuna bastık. Ve biz çalıştırdık. Derleme yapıyor şimdi. Ve hareket etmeye başladı. Bu şu anda bizim kontrolümüz dışında. Yani sürekli sağ tarafa doğru gidiyor. Şimdi bunu sırada yapacağımız işlem, yani böyle kendi kendine gitmesin, biz kontrol edelim. Biz ancak klavyeden D'ye basınca sağa, A'ya basınca sola gitsin. Bunu yapmak için player kullanacağımızı söylemiştim. Yani A ve D tuşları ile ilgili işlemleri, onlara basıp basmadığımızı player script'i kontrol edecek. Onun için player script'ini açıyoruz. Onun update fonksiyonu içerisinde bir şey yazacağız şimdi. Handle input isimli bir fonksiyon çağrılacak. Yine oyun oynanırken sürekli çalışan update. Bu sefer bunda update'i kullanıyoruz. Diğerinde late update kullanmıştık. Bunda gerek yok. Update de olabilir. Handle input isimli bir fonksiyon yazacağız şimdi. O işte klavyeden hangi tuşlara basmadığımızı kontrol edecek bir fonksiyon olacak. Henüz yazmadığımız için rengi kırmızı. Aşağıda yazmaya başlıyoruz onu. Void. Public void, private void olacak. Handle input fonksiyonu. Private void. Handle input. Burada her zaman daha önceki derslerimizde de çok çok yaptığımız ve sizin de bildiğiniz bir karşılaştırma yazıyoruz. Eğer input, yani giriş kısmından get key diyoruz. Bir tuş kontrolü. Keycode nokta D. Eğer D tuşuna basıldıysa o zaman şöyle parantezi kapayalım. Yapacağı işlem bu script dosyasının içerisindeki bir değişkene bir değer vermek olacak. Ki o değişkeni daha tanımlamadık. Normalized horizontal speed diyelim. Eşittir 1. Sol taraf için eksi 1 yapacağız bunu birazdan. Bu sağ tarafa giden olduğu için 1. Else diyeceğiz. If input nokta get key, aynı ifade get key, parantez içerisinde key code nokta a'ya basılırsa o zaman da şunu kopyalayabiliriz. Ctrl copy. Ctrl V. Bu sefer de yerinde düzeltelim. Eksi 1 olacak. Ve son olarak da diğer bütün durumlar için else, artık bir daha if yazmıyoruz. O zaman da yine bu aynı ifade, Ctrl V ile biraz önce kopyalamıştık, onu tekrar yapıştırdım, yerini düzelttim. Bu sefer de 0. Yani herhangi bir tuşa basılmıyorsa da bu değişkenin değeri 0 olacak. Peki bu değişkeni biz tanımlamadık. Tanımlamasını yapalım. En üst kısma bunu private float olarak tanımlayalım. Kırmızı olmasını da engelleyelim, hatayı da kaldıralım. Private float diyoruz. Alt çizgi normalized horizontal speed ismiyle bunu tanımladık. Tanımladığımız için aşağıdaki kırmızı uyarılar ortadan kalktı. Peki bu değişkenin değerini AD tuşlarına basınca bu şekilde değiştirmekle ne işlem yapmış olacağız? Bu şekilde tek başına bir fark oluşturmayacak henüz. Yani eğer tekrar bunu Ctrl-C ile kaydeder, Unity'ye döner, çalıştırırsak henüz daha çünkü işlemi tamamlamadık. Peki bu değişkenin bu şekilde artı 1, eksi 1 veya 0 olması hareketi nasıl etkileyecek? Şöyle etkileyecek. Bu bilgiyi bir şekilde esas hareketi yapan diğer karakter controller 2D C# dosyasına göndermemiz lazım. Onu göndermek için yapacağımız işlem onun bir fonksiyonunu çalıştırmak şeklinde olacak. Yani mesela biliyorsunuz diğer script dosyasına erişmek için şöyle bir değişken tanımlamıştık. Controller ismiyle.
Onun bir fonksiyonunu çalıştıracağız. O fonksiyonu daha henüz yazmadık. İsmini şimdi burada söyleyeceğim. Rengi önce kırmızı olacak. Sonra biz onu yazınca düzelecek. Set horizontal yani yatay force, yatay kuvveti belirle. İşte yukarıdaki o normalized horizontal speed değerini bu fonksiyon aracılığıyla diğer script dosyasına göndermiş olacağız bu şekilde. O halde şey yapalım, o diğer script dosyasına geçelim. Henüz yazmadığımız şu fonksiyonu yazalım ki bu bilgi oraya gitsin. Geçtim öbür dosyaya, onun bu fonksiyonu yazacağım. Şimdi öbürkünde set horizontal force fonksiyonu yazıyorum. Public olması gerekiyor çünkü bir script dosyasının bir fonksiyonuna dışarıdan başka bir script dosyasının erişebilmesi için public olması şart. Neydi fonksiyonun ismi? Set horizontal force idi. Set horizontal force. Değişken olarak sadece bir float cinsinden bir sayı alıyor. Yani o normalized horizontal force değeri buraya gelecek. O değer buraya gelince bu sefer de onu burada başka bir değişkene atayacağız. Çünkü player kısmındaki bu değer, yani normalized horizontal speed değerini diğer script dosyasına gönderdiğimiz zaman bu fonksiyon aracılığıyla orada da bunun bir şekilde saklanması lazım. Saklanması için orada da bir yeni değişken tanımlayacağız. Bu tanımlayacağımız değişken bu sefer vektör 2 cinsinden olacak. Onu yazıyoruz yukarıda. Önce aşağıda yazayım, sonra yukarıda yazayım. Ona şöyle bir isim veriyoruz. Alt çizgi velocity diyeceğiz. Alt çizgi velocity. Onun x yatay hareket olduğu için bir vektör 2 cinsinden olacak bu. Bu yatay hareket olduğu için sadece x değişkenini parametre olarak gelen x değişkenine eşitleyen çok basit bir fonksiyon olacak bu. Yani player fonksiyonundan gelen şu x değerine bu fonksiyondaki velocity x vektör 2 cinsinden değişkenin x katsayısını atayacağız. Y'ye dokunmadan. Bu velocity'yi tanımlayalım şimdi yukarıdan. En üst kısımda tanımlamaları yaptığımız yere tabii ki bu private olacak. Dışarıdan erişilecek bir değişken değil. Private vektör 2 cinsinden vektör 2 cinsinden alt çizgi velocity diyoruz. Böylelikle bunu saklamış olduk. Düzeldi her şey. Yani şu kırmızıydı, o düzeldi. Eğer player'e dönecek olursak orada da şu kırmızıydı. Yazdık o fonksiyonu da. Karakter controller'da bu fonksiyonu da yazdığım için o da düzeldi. Şimdi işlem tamam. Gene tekrarlayacak olursak klavyeden D tuşuna basınca bu karakter controller 2D'nin velocity değişkeninin x değeri bizim D'ye bastığımız zaman bir değeri gönderildiği için bir değerine eşitlenecek. Peki bu yine hala henüz şu move fonksiyonuna yansımadı daha. Onu nasıl yansıtacağız? Onu yazalım şimdi de. Move fonksiyonunda yazacağımız yer şu olacak. Yukarıdaki late update fonksiyonu, yani oyun oynarken sürekli çalışan fonksiyon çalıştırdığına göre move fonksiyonu, yani hareketi sağlayan move fonksiyonu çağıran, sürekli çağıran şu late update. Biz burada dersin başında sıfırdan başladığımız için hemen çalışmayı görebilmek için buraya sabit bir sayı yazmıştık. Artık sabit bir sayı yazmamıza gerek yok. Çünkü hangi tuşa bastığımıza göre değeri değişen bir değişkenimiz var. Şu aşağıdaki velocity değeri. Onu ya direkt buraya yazacağız veya onu başka bir fonksiyon aracılığıyla dönüştürerek kullanacağız. Onu şu şekilde yapıyoruz. Bir sonra dışarıdan da okunabilmesi için bu velocity değerinin şimdiden bir ikinci değişken tanımlıyoruz. Tamamen aynı değeri içinde tutan, yani yukarıdaki alt çizgi velocity ile aynı değeri tutan ama dışarıdan okunup yazılabilmesi için public cinsinden tanımlayacağımız doğrudan doğruya alt çizgisiz, önce vektör 2 diyelim, vektör 2 cinsinden ve büyük V harfi ile bu şekilde bir değişken tanımlayacağız. Bunun getSet fonksiyonlarını yazacağız. Sadece get yazıyoruz. Bu değer okunmak istediği zaman geriye bir üstteki alt çizgi velocity'yi döndüren public cinsinden bir değişken olacak. Ve aşağıdaki işte bu late update'e sürekli çalışan şu
move içerisine bunu yazacağız. Yani move parantez içerisinde velocity diyeceğiz. Şuraya. Bir de biliyorsunuz birbirinden farklı bilgisayarlar farklı hızlarda çalıştığı zaman aynı olmasını sağlayabilmek için yani farklı bilgisayarlarda da aynı hızda çalışmasını sağlayabilmek için her iki kare arasında geçen süreyi tutan bir hazır değişkeni var Unity'de. Time Delta Time onu kullanıyoruz. Bir de onunla çarptığımız zaman şimdi sanırım her şey tamam. Unity'ye dönüyoruz. Play butonuna bastım. Şu anda herhangi bir tuşa basmadığı için bu şekilde bekliyor. Ben D tuşuna bastım şu anda. Bir hareket göremedik. Bir hatamız var. Bakalım. Player'da 7. satırda bir hata olduğunu söylüyor. Hemen bakalım. Player'da 7. satırda bunu tanımladınız ama kullanmadınız diyor. Halbuki şurada kullandık. Handle input'ta diğer fonksiyon çalıştırılıyor. Alt çizgi normalize horizontal speed. O hata bir öncekinden kalmış. Öyle anlaşılıyor. Silelim onu. Bir daha çalıştıralım. Başka bir hata var. Hatamız şu. Şimdi karakter controller'un set horizontal force'da velocity'nin x değeri buna eşitlendi. Late update sürekli velocity değeriyle move fonksiyonu çağırdı. Move fonksiyonu da delta movement'la hareketini yapıyor. Evet, çok basit bir hatayla başladık. Buradaki bir komponent eklemeyi unuttuğum için. Bu player, biz bunu hareket ettirmeye çalışıyoruz. Hareket ettirmek için komponent kısmından buna bir rigid body özelliği vererek işte başlamam gerekiyordu. Onu şimdi yapıyorum. Player seçili şu anda. Ona player ve karakter controller script dosyalarını eklediğimiz gibi yine add component düğmesine tıklayarak physics 2D kısmından rigid body tabii ki 2D olanını ekliyoruz. Ve iskinematik özelliğini de aktif hale getiriyoruz. Çünkü eğer iskinematik özelliğini aktif hale getirmezsek bu durumdayken eğer play butonuna basacak olursak bizim player'imiz yer çekiminin etkisiyle aşağıya düşer. Onun için onun o özelliğini yani bu rigid body 2D kısmındaki iskinematik özelliğini açıyoruz. Yani fizik özelliğine sahip olsun ama kendi kendine hareket etmesin. Hareketini biz sağlayalım. Zaten kod içerisinde de öyle yaptık. Yani transform.translate ile. Şimdi bu şekildeyken tekrar play butonuna basalım. Ve klavyeden D tuşuna bastığımız zaman sağ tarafa doğru gittiğini gördük. A tuşuna bastığımız zaman da sol tarafa gittiğini gördük. Fakat burada şimdi eksik olan bir durum. Mesela sol taraftaki platformun üstüne geldiğimiz zaman tam şurada dayanıp kalması gerekirken sol tarafa doğru gitmeye devam ediyor. Yani ona bir engel oluşturamıyor bu hemen solundaki platform. Sırada o var. Onu yapacağız. Bu arada şu sağ taraftaki script dosyalarının eğer dişli resmi şeklindeki menüsünü açar en üstteki reset düğmesine basacak olursanız script kodlarında bazen beklemediğiniz hatalarla karşılaştığınız zaman nadiren olabilir bu. Mesela benim şu anda konsol kısmında bir takım çıktılar var. Biraz önce kısa süreliğini durdurmuştum dersi. O sırada hatanın ne olduğuna bakarken takım debug.log'lar koymuştum. Onlar burada hala gözüküyorlar. Halbuki ben kodlardaki debug.log'ları kaldırdım şu anda. Bakıyorum. Var mı? Yok. Burada da yok. Ama hala çıktı vermeye devam ediyor. Veya rigid body'yi sonradan eklediğiniz halde yine de hareket etmeyebilir. Bu gibi durumlarda daima aklınızda bulunsun. Şu inspektör kısmındaki script dosyalarının bir tane olur, iki tane olur, kaç tane ise veya hangisi hata yapıyorsa şu reset düğmesine tıklayarak tekrar play butonuna basacak olursak artık bakın burada şey gözükmüyor. Debug.log'lar gözükmüyor. Şimdi bu tamam. Çok basit bir şey yaptık şimdilik. Dersin burasına kadar hareket etmesini sağladık. Şimdi de bu engel olayını yapacağız. Engel olayını yapmak için
Resme biraz tekrar bakalım. Çünkü orada söylemem gereken birkaç şey var. Raycast kullanacağız. Yani bizim player'ımıza bir box collider tanımlayacağız. Aynı şekilde sistemdeki platformlara da yani o toprak dediğimiz platformlara da box collider komponenti ilave edeceğiz ve hareket esnasında eğer sağ tarafa gidiyorsak yani gittiğimiz yöne doğru şu mavi çizgiler yönünde raycast yapacağız. Ve aşağıya doğru da sürekli yapacağız. Çünkü altta da üzerinde durmamız gereken bir platform var. Bu raycast sistemiyle çalışacağız. Ray gönderdikten sonra gönderdiğimiz ışın karşı tarafta başka bir box collider'a çarptığı anda şu siyahla çizdiğim yerler, bir daha çizelim şöyle rengi değiştirip, şurada çarptığı zaman bir takım hesaplamalar yapacak. Bu mesafeyi ölçecek. Bu mesafe eğer belli bir sayıdan daha küçükse tam yani dip noktasına gelmiş demektir. O durumda daha fazla ilerlemesini engelleyecek kod kısımlarını yazacağız. Yani raycast kullanacağız. Bu resme daha sonradan döneceğim birkaç kere daha. Raycast'te de hesaplama şöyle olacak. Bizim player'ımızın center komutlarda var bu. Bir objenin center noktası, pivot point'in olduğu nokta. Biliyorsunuz bizim player objesinin center'ı tam orta noktadaydı. Onu o şekilde yapmıştık. İlk derslerden hatırlarsanız. Her objeninki aynı değil. Mesela şu platformu seçecek olursak onun pivot point'i sol alt köşesi. Ama player'ımızın ve bazı başka diğer objelerin pivot point'i de tam ortası. İşte bu özelliği kullanarak yani pivot point'in tam ortada olması özelliğini kullanarak bunun buradan itibaren tam kenara kadar olan mesafeyi hesaplayabiliyoruz. Çünkü box collider'ın genişliğini hesap ettirebiliyoruz. Onu da ikiye bölersek bu orta noktada kenara kadarki uzunluk şurada size olarak belirtilmiş. Ve skin width diye bir çok küçük bir değer tanımlayacağız. Çünkü ray ışınlarını tam box collider'ın bittiği yerden dışarı doğru değil biraz daha içeriden göndermemiz gerekiyor. O biraz daha içeriden dediğimiz mesafede şu kırmızı ile yazdığım skin width dediğimiz mesafe. Şu mesafe. O kadar daha geriden başlamak üzere dışarıya doğru ışın göndereceğiz. İşte hesaplayacağım sayılar bunlar olacak kodun içerisinde. Bu resme de daha sonradan tekrar birkaç kere döneceğim. Bu size hesap edeceğiz. Yani player'ın tam genişliğinin yarısına. Center doğrudan elde edilebiliyor. Skin width'i de işte şöyle hesap ediyoruz. Tam orta noktadan şu siyah kısmı okuyorum. Tam orta noktadan size kadar sağ tarafa gittiğimiz zaman tam box collider'ın sınırına geliyoruz. Oradan skin width kadar geri gidersek şu kırmızı yuvarlakla çizdiğim noktaya geliyoruz. Tam buradan da raycast'i dışarı göndereceğiz. Bununla ilgili işlemleri yapacağız. Şöyle dursun bu. Şimdilik bir tane büyütelim. Şöyle dursun. Burada ilk yapacağımız işlem bu Calculate Ray Origins ismiyle bizim player objesinin bu sağ alt köşesine, şuresinde daha iyi, bu player objesinin sağ alt köşesine tam şu noktayı, tam sol alt köşesine veya tam sol üst köşesine bulunduğu pozisyonu hesap ettireceğiz. Onları yapacağız şimdi. Geçelim. Ve bunu bir karakter kontrolör 2D içerisinde ayrı bir fonksiyon içerisinde yapacağız. Ama bu fonksiyonu kim çağıracak? Move fonksiyonu çağıracak. Yani hareketi yapmadan hemen önce çünkü çarpışma kontrolünü yapmak için hareket etmeden önce bir kontrol yapmamız lazım. Onun için move fonksiyonu içerisinde, hareket fonksiyonu içerisinde gerçek transformu yapmadan hemen önce Calculate Ray Origins ismini bir fonksiyon yazacağız. Ve bu fonksiyon işte o player'ın sağ alt köşesine, sol alt köşesine ve sol üst köşenin bulunduğu yerlerin nereler olduğunu hesap edecek. Onu yazalım şimdi şuraya. Fonksiyonu daha yeni yazıyoruz. O yüzden rengi kırmızı. Calculate Ray Origins private bir fonksiyon. Dışarıdan çağrılmadığı için. Private void calculate Ray Origins diyoruz. Herhangi bir parametre almıyor. Kendi içinde bir takım hesaplamalar yapacak. İşte o player'ın ilgili yerlerini hesap edecek. İlk olarak size hesap ettireceğiz. Yani
Player'ın tam orta noktasından kenara kadar olan uzunluğunu. Bunu şöyle yapabiliriz. Tam genişliği ikiye bölersek size'ın bir tanesini bulabiliriz. Onu yazacağız. Onu yazmak için bize box collider lazım. Şu resimde tekrar yeşil çizgiyle çizdiğim box collider. Unity'de gösterecek olursam da player seçiliyken ona henüz tabi tanımlamamışız. Onu hemen tanımlayalım. Nasıl biraz önce rigid body'yi unuttuysam, unutmadım gerçi, box collider'ın sırası şimdi geldi. Onu da artık ekleyelim. Add component kısmında physics 2D'den box collider 2D istedim. Bunu sonra platformlar için de yapacağız. Onun ayarlarında yapacağımız işlem şu olacak. Onu ilk bize Unity verdiğinde biraz rastgele bir büyüklükte verdi. Şöyle orta yerde gösterdiğim büyüklükte bir kare şeklinde bir box collider. Halbuki bizim tam olarak bu gördüğümüz player resmini içine alması lazım. Demek ki bir edit işlemi yapacağız. O yüzden box collider'ın edit collider düğmesine tıklıyoruz ve şu biraz zor gözüküyor ama her yeşil çizginin ortasında küçük bir tutamaç var. Oradan mouse'un sol butonuna tıkladığınız zaman bu şekilde genişletme işlemi yapabiliyoruz. Her köşeden 4 defa bir tanesini yaptım. Genişletiyoruz. Yukarıyı yapıyoruz ve aşağıyı yapıyoruz. Böylelikle box collider'ı tam olarak gördüğümüz player resminin dış sınırlarına gelecek şekilde genişletme işlemini yapmış olduk. İşte bu yeşil kare edit collider'ı tekrar düğmesine tıklayarak yeniden pasif hale getirdim. Çünkü işimiz bitti. Edit işlemimiz bittiği için edit collider düğmesini eski durumuna geri getirdim. Sonra is trigger düğmesine de tıklamamız gerekecek. O şimdilik öyle dura koysun. Bu yeşil kare, resimdeki şu yeşil kare. Yani box collider. Box collider bize gerekli script dosyasının içerisinde. Onun için şöyle yapacağız. Bu karakter controller 2D dosyasının en başına bir box collider cinsinden private bir değişken tanımlayacağız ki onu script dosyasının içerisinde kullanabilelim. Şimdi onu yazalım. Private diyoruz. Biraz önce tanımlamış olduğumuz box collider'a buradan erişebilmek için aynı cinsten, yani box collider 2D cinsinden bir değişken tanımlıyoruz. Adı da yine box collider olsun. Sonra bunun tabii ki bu sadece değişken tanımlaması. Burada henüz atama işlemi yapılmış değil. Atama işlemini nerede yapabiliriz? Mesela awake fonksiyonu içerisinde yapabiliriz. Henüz yazmadık awake fonksiyonu. Onu da yazalım buraya. Bu fonksiyonların içerisinde böyle süre ilerledikçe ve derste ilerledikçe pek çok yeni şeyler yazacağız. Yeni fonksiyonlar da ekleyeceğiz. Ama böyle basitten başladık. Public diyoruz. Çünkü awake fonksiyonu public olmak zorunda. Public void awake. Bu biliyorsunuz bu obje ilk oluşturulurken bir kere çalışan ama her şeyden önce çalışan bir fonksiyon. Awake uyanmak demek. Bunun içerisinde işte o box collider'ın ifadesini burada yazıyoruz. Box collider eşittir diyoruz. Aynı daha önce yaptığımız gibi get component ve parantez içerisinde box collider 2D dedikten sonra aç kapı parantez dedik mi elde etmiş olduk. Artık kullanabileceğiz. Box collider'ın bilgilerine erişebilir hale geldik. Bir de local scale lazım. O ne demek? Bu obje şu anda transform kısmına bakarsanız ben onu birinci derste sanırım %50 küçültmüştüm. Aslında bu büyütelim tekrar düzeltiriz. Şu büyüklükteydi orijinal hali. Diğer objelere göre büyük geldiği için bana bu. Ben bunu %50 küçültmüştüm. Demek ki şu anda bunun gerçek boyutu bu değil. Hesaplama yaparken bu dikkate alınmak zorunda. Yani bu box collider'ın gerçek boyutu, gerçek genişliği şu değil. Aslında daha büyük, iki misli. İşte bu 0.5 değerini de kod içerisinden erişip kullanmamız lazım. Bütün hesaplamamızda bulduğumuz sayıları bundan çarpmamız lazım. Yani ikiye bölmemiz lazım. Yani bu 0.5'i kullanmamız lazım. Onun için o değeri de şöyle elde edeceğiz. Ona da yine bir private cinsinden bir değişken tanımlayacağız. O vektör 3 cinsinden yalnız. Biliyorsunuz Unity'de iki boyutlu oyun yapma imkanı sağlanmış olsa dahi orijinal yapı, database yapısı arka planda işler. Her zaman aslında vektör 3 cinsinden. Şimdi burada private olmak üzere vektör 3 cinsinden bir local scale ismiyle özel bir değişken tanımlıyoruz. Atamasını bunun da artık awake'in içerisinde yapacağız.
Away fonksiyonu içerisinde şurada diyeceğiz ki alt çizgi yukarıda tanımladığımız lokal lokal size demişim yanlışlıkla, scale olacaktı o. Scale burada da lokal scale. Lokal scale o işte 0.5 sayısını ifade etmiş olacak burada. Eşittir. Transform nokta yine aynı şekilde lokal scale. Böylelikle o 0.5 sayısını da elde etmiş olduk. Şimdi artık calculate ray orijinizde biliyorsunuz size'ı hesap edeceğimizi söylemiştik. Şu size değerini orada kalmıştık. Onu artık hesap edebileceğiz çünkü hem box collider'ı elde ettik hem de eğer bir küçültme işlemi yapıldıysa yüzde kaç küçülttüğümüz bilgisini de elde ettik. O iki bilgiyle yani bu size değerini hesap ettireceğiz. Onu yapalım şimdi. Diyoruz ki variable var. Size eşittir. Yeni bir vektör 2 tanımlayacağız. Vektör 2 cinsinden olacak. Box collider'ın size'ı neyse onun x değerini alacağız. Onu scale işlemi yapıldıysa metf.abs yani önce matematiksel abs yani eksi işaretli ise yani ters yönde de scale işlemi yapılabilir. Onu bir göstereyim yalnız. Mesela bunu eksi 0.5 de yapabilirsiniz. O zaman ters döner. Ama scale değeri eksi olabilir. Bunu daha sonra da kullanacağız. 0.5 ama eksi de olabilirdi. Onun için abs komutu bir sayının başındaki işareti ortadan kaldırır. Yani eksi 0.5'i 0.5 haline dönüştüren bir matematiksel fonksiyondur. İşte burada o 0.5 sayısını buradan alıp eğer eksi ise artıya çeviriyoruz ve bu ilk parametresiydi vektör 2'nin. Virgül diyoruz, aşağıdan devam edelim. Yine alt çizgi, yine box collider'ın yani şu yeşil karenin bu sefer de düşey kısmını ikiye bölersek yine size'ın diğer değerini elde etmiş olacağız. Box collider. Kolaydır. Nokta size nokta y bu sefer. Yine bunu da matematiksel abs yani işareti ortadan kaldıran mutlak diye görmüştük matematik derslerinde hatırlarsanız. Mutlak değer. Lokal scale'in bu sefer de y değerini aynı şekilde kullanıyoruz. Şu elde ettiğimiz vektör bunu bir de ikiye böleceğiz. Çünkü tam olarak orta noktayı elde etmeye çalışıyoruz. Şu orta noktayı. Size'lar da hep bu vektörün yarısı olmuş oluyor. Böylelikle size elde etmiş olduk. Şimdi bir de center değerini elde edeceğiz. Yani tam orta noktanın bulunduğu pozisyonu. O da yine vektör 2 cinsinden olacak. Onu da yazalım. Variable center. Yukarıdakine benzer şekilde yine new vektör 2 diyoruz. Vektör 2 parantez içerisinde. Yine box collider nokta center. Bu hazır zaten. Yani size doğrudan doğruya bir box collider'ın tam orta noktasını veren hazır center fonksiyonunu kullanıyoruz. Tabii ki x parametresine. Ve bunu da yine bu sefer abs kullanmadan yani mutlak işareti mutlak fonksiyonunu kullanmadan işaretleri koruyarak local scale x değeri virgül ve yine alt satırdan yazacak olursak daha iyi gözükmesi için alt çizgi box collider tekrar bu sefer center değerinin y bileşeni ne bu sefer de küçültme oranının y bileşeniyle çarptığımız zaman elde ettiğimiz değer de tam merkez noktası. Şimdi birkaç tane köşe noktası hesap edeceğiz ama yine çok karışık olmaması için başlangıçta sadece şu kırmızı çemberle gösterdiğim sağ alt köşedekini göstereceğiz, hesap edeceğiz ki onun ismini raycast yani raycast işleminde kullanmak üzere raycast bottom right adını vereceğiz. Soldakini ve üsttekini sonradan yapacağız. Şimdi sağdakini hesap ettiriyoruz, yazalım. İsmi şöyle olacak, alt çizgi raycast bottom right ismini böyle koyacağız. Ama bunu yukarıda tanımlamamız gerekecek. Bu şekilde kabul etmez çünkü kırmızı olarak.
Onu en yukarıdaki private değişkenlerin olduğu kısımda vektör 3 cinsinden tanımlayalım. Devam etmeden önce şuraya yazalım. Private. İki türlü yöntem izleyebilirim bu değişken işlemlerinde. Aslında mesela önce buraya gelip önce bu değişkeni tanımlayıp mesela raycast bottom right deyip private tabi vektör 3 cinsinden olacaktı. Vektör 3 cinsinden. Önce burada tanımlayıp sonra aşağıda da kullanabilirim. Ama ben daha anlaşılır olması için önce burada kullanıyorum. Rengi kırmızı oluyor. Sonra gidip bunu tanımlıyorum. Raycast bottom right hesap ettireceğiz ve bu fonksiyonun işi burada bitecek şimdilik. Şöyle diyeceğiz. Yine resimde tanımlarsam iyi olacak. Şimdi bu player objesinin bir pozisyonu var. Bu pozisyon değerinden hangi vektörle şu sağ alt köşeye gitmemiz lazım? Çiziyorum onu. Şuradan çıkıp şöyle bir vektörle hareket etmem lazım. Yani orta noktasından. Bu orta noktasından şu şekilde bir vektörle gideceğim. Bu vektörü nasıl yazarız? Şöyle yazarız. Merkez noktasından size kadar şöyle sağa gidersiniz. Yatay vektör. Bundan da şu skim width kadar geri gidersiniz. Biraz daha yakından yapalım. Şöyle şu noktaya geri gidersiniz. Maviyle çizelim. Tam şu noktayı bulursunuz. Sonra bir de düşeyde bir vektör çizersiniz. Tam kenara kadar. Yani center artı size. Center'dan size kadar aşağı inersiniz. Tam kenara gelirsiniz. Orada da yine şu skim width kadar yani bir ince bir mesafe kadar içeri girersiniz. Tam bu sefer de şu noktayı bulursunuz. Sonra bu iki değerin oluşturduğu vektör de şöyle nokta nokta çizecek olursam şuraya gelir. Vektörde sonuç vektörü de şu olur. Tam bu biraz önceki kırmızı çemberin bulunduğu noktaya gelir. İşte bunu matematiksel fonksiyonlarla yapacağız şimdi. Şunları geri alalım. Bu resmi daha sonra kullanacağız çünkü. Evet. Bu vektör hesaplamasını şimdi bu kısımda yapalım. Raycast bottom right. Demin söylediğim şeyleri matematiksel olarak yazacağım şimdi. Raycast bottom right. Alt çizgi transform diyeceğiz. Yalnız daha ileri gitmeden önce şu transform değerini ilk şurada kullanmıştık. Player'ın bulunduğu pozisyonu değiştiren. Onu şöyle yapacağım. Bir başka değişken tanımlayacağım yine. Şöyle yukarıya gidelim. Private cinsinden bir transform cinsinden, private olmak üzere transform cinsinden kendimiz bir isim tanımlayacağız. Ama başına bir alt çizgi koydum sadece. Çünkü hep böyle yapıyoruz. Yani velocity için falan da öyle yaptık. Local scale için öyle yaptık. Bunu da öyle yapıyorum. Başına alt çizgiyle kendim bir transform tanımladım. Ve bunun tanımlamasını da şeyde away fonksiyonu içerisinde yapıyorum. Böylelikle bizim tanımladığımız bir değişkenin içerisinde bulunsun bu transform bilgisi eşittir. Away fonksiyonu içerisinde doğrudan doğruya transform diyoruz. Yani Unity'nin bize hazır verdiği transform değerini Away'in içerisinde bir de başka değişkene atıyoruz. Bunu kullanacağız aşağıda. Şurada kullanmıştık onu düzeltiyorum. Burada da aynı şekilde yazıyorum. Diyeceğim ifade alt çizgi transform nokta pozisyon. Buradan başlıyoruz işleme. Buradan artı yeni bir vektör 3 tanımlıyoruz. Vektör 3. Buraya diyeceğiz ki center nokta x artı size nokta x artı skin width diyeceğiz. Onu henüz tanımlamadık. Skin width sayı bu. O sayıyı bir tanımlayalım. Yukarıda yine private olacak o. Private float cinsinden bir değişken olarak tanımlayacağız onu. Skin width'i. Ve değerini de biz vereceğiz. Ben ona değer olarak kaç vermişim? Ona bakıyorum şimdi. Skin width 0.02f gibi bir değer vermişim. Hem private olacak. Private olacak. Hem de constant olacak. Const. Ayrıca float cinsinden
Skin with. Yani o çok az bir miktar içeri gireceğimizi söylemiştim. Şu Box Collider'ın en dışından çok az bir miktar daha geriden göndereceğiz ışınları. Onun için böyle çok küçük bir 0,02 f'lik bir mesafe kullanacağız. İşte o skin width'i de burada kullandık. Bu arada raycast bottom right'ı da henüz tanımlamamıştık. Tanımlamamışız. Başına çizgi koymamışız. Raycast bottom right değişkenini tanımlamıştım ama şu kendi tanımladığımız değişkenlerin başına bir alt çizgi koymayı burada unutmuşum. Onu düzeltince aşağıda da düzeldi, o kırmızıydı rengi. Şimdi yazdığım ifadede skin width kadar arttırdık. Tabii ki vektör için diğer şeyini de yazacağız. Bileşenini, yani y bileşenini. Onu yazmaya da alt satırdan devam edelim. Orası uzamasın fazla. Ama vektör için altına doğru getiriyorum şöyle. Tam da center'ın olduğu yerden. Diyeceğiz ki bu sefer de center y, yani center pozisyonu y bileşeni eksi size nokta y ve skin width kadar da sağ tarafa gideceğiz. Bu arada şu eksi olacak. Skin vektör için yazılmasını bitirdik. Şimdi burada calculate ray origins kısmı bitti ama biz sadece bir tanesini hesap ettik. Raycast bottom right, sağ alt köşedekine. Burada şu ifadeyi yazdık. Onu bir kez daha okuyarak söyleyeceğim. Şu sağ alt köşedeki ışını göndereceğimiz çıkış noktasını hesap ederken şöyle diyoruz. İki bileşeni var demiştim. X bileşeni. Center pozisyonundan size kadar sağ tarafa gidiyoruz. Oradan skew width kadar geri gidiyoruz. Yani center artı size eksi skew width. Center artı size eksi skew width. O tamam. Bir de düşey işlem var. Onu söyleyelim. Düşey işlem biliyorsunuz düşey eksen y ekseni. Aşağısı eksi yukarısı artı. Demek ki aşağı ineceğimiz için center eksi size. Şurada center eksi size. Ama artı skew width. Neden? Biraz yukarı çıkmamız gerekecek. Yani center'dan size kadar aşağı ineceğiz. Ama şu mesafe kadar da yukarı çıkacağız. Yani şu noktaya ulaşmak için şuraya. Onun için de artı skew width. Bu matematiksel işaretler hep bu şekilde belirleniyor. Böylelikle sağ alt köşenin bulunduğu yeri hesap etmiş olduk. Peki bunu hesap etmiş olmak bizim ne işimize yarayacak? Şu anda henüz bir katkısı yok bize. Sadece hesap ettik sağ alt köşeyi. Yapacağımız işlemlerin devamında işte bu sağ alt köşeden şuradan gösterirsek biz sadece şu en alttaki R'yi yapacağız başlangıç olarak. Yani şunu yapacağız sadece ilk olarak. Bunu bir göndermemiz lazım. Daha bu gönderme işlemini yapmadık. Sadece bu gönderilecek ışının başlangıç noktası şurası. Şurası, onu hesap ettik. Buradan çıkacak bu. Şöyle. Çıkış noktasının neresi olduğunu hesap ettik. Tek yaptığımız o. Ama birazdan bu ışını göndereceğiz. Bu ışın çarptığı noktadan çarptığı noktayı hesap ettireceğiz. Bu aradaki mesafeyi bulduracağız. Onun belli bir sayıdan küçük olduğu zaman bizim player'ımızın başka bir box collider'a çok yaklaştığını tespit ederek hareketin durdurulmasını sağlayacağız. Geri kalan işlemleri yapacağız şimdi. Move işlemini nerede yapıyorduk? Late Update'te. Yani Late Update fonksiyonu biliyorsunuz. Karakter Controller 2D Script Processor'ı çalışırken, yani oyun oynarken sürekli çalışan bir fonksiyon. Her karede. Yani her karede bu Move fonksiyonu çalıştırılarak hareket ettirilmesi sağlanıyor. Biz işte bundan önce yani bu Late Update fonksiyonu Move'u çalıştırıyor. Move da ne yapıyor? Move fonksiyonuna bakıyoruz. Calculate Ray Origins ile o player'ın sağ alt köşesinin, sol alt köşesinin ve sol üst köşesinin nerede olduğunu hesap ettiriyor. Biz sadece sağ alt köşeyi yaptık şimdilik. Onu hesap ettirdikten sonra da gerçek hareketi yaptırıyor. Şurada tam işte bu ikisinin arasına diyeceğiz ki öncelikle bir şeye bak. Bir başka box collider'a değmiş mi değmemiş mi? Onu hesap ettirecek başka bir fonksiyon. Henüz yazmadığımız başka bir fonksiyon kullanacağız. Burada yapacağımız işlem o.
Demek ki şu araya gireceğiz. Oraya yazıyoruz şimdi. Diyoruz ki mesela şöyle bir isim verelim. Move horizontally diye bir fonksiyon. Ve bu fonksiyon gerçek hareketi yapmayacak, sadece bir denetleme yapacak. Başka bir box collider'a değip değmediğimizi bu fonksiyon denetleyecek. Ve bu fonksiyonun da aynı aşağıdaki delta moment değerini parametre olarak alması şart. Ama başına bir ref koyuyoruz. Bunun anlamı şu: bu fonksiyon gerçek hareketi yapmayacak. Sadece kendisine verilen delta moment değişkeni kadar hareket ettirildiğinde, eğer başka bir box collider'a sahip platformun içine girme oluyorsa, bu delta moment değerini öyle bir düzeltecek ki biraz daha azaltacak mesela, tam sınırda durdurulacak kadar bir şekle getirecek bu sayıyı. Diyelim ki bu bir birim olsun mesela. Ama bir birim sağa doğru giderse bizim player platformun içine gireceği için bu hesap edecek. Mesela 0,5 olsa bu tam sınırda durdurabileceğiz. Onun için kendisi otomatik olarak bu hesabı 0,5'e getirecek. Tekrar buraya geldiğimizde translate işlemi 0,5 ile yapılacağı için düzeltme yapmış olacak yani burada. Asla diğer platformun içine giremeyecek. Yani işte o hesaplamayı bu yapacak. Şimdi o move horizontally yazacağız. Ve onu yazdığımız zaman da yani deneme yaparak o şeyi göreceğiz. En azından sağ tarafa giderken ki olayı görmüş olacağız. Şimdi onu yazalım. Şu araya koyabiliriz. Diyoruz ki private diyeceğiz. Private void move horizontally fonksiyonu burada yazıyoruz. Yukarıda kırmızı olan rengi henüz yazmadığımız için öyleydi. Parametre olarak da ref de demiştik. Yani kendisine verilen parametrenin sadece değerini değiştiren bir fonksiyon olacak bu. Vektör 2 cinsinden yine aynı ismi kullanalım. Delta moment dedik. Ve fonksiyonu burada yazacağız. Parantezlerini aç kapa yaptım. Yukarıdaki bakın kırmızı renkte düzeltti. Denetleme burada olacak. Evet, yazmaya başlayalım. Burada da bir takım hesaplamalar yaptıracağız. İlk hesap ettireceğimiz şey, sağ tarafa mı gidiyoruz, sol tarafa mı gidiyoruz? Yeni bir değişken tanımlıyoruz. Sadece bu fonksiyon içerisinde kullanılacak. Var variable is going right. Sağ tarafa mı gidiyoruz? Eşittir. Delta moment, yani bu fonksiyona çağrılırken parametre olarak verilen değer, eğer pozitif bir değerse sağ tarafa gidiyoruz demektir. Onu matematiksel olarak yazıyoruz burada. Onun x bileşeni, yatay bileşeni sıfırdan büyükse sağ tarafa gidiyoruzdur. Değilse sol tarafa gidiyoruzdur. Is going right da onu elde ettik. Onun altında variable yine ray distance, yani göndereceğimiz ışının uzunluğu ne kadar? Eğer raycast ile ilgili bilgi yetersizliğimiz var ise öncelikle o bilgileri de tamamlamak gerekir. Çünkü o başlı başına bir konu. Daha önce derslerinde yapmıştık. Bir ışın göndereceğiz. Bu ışını göndermek için bazı bilgiler gerekli. Işının mesafesi, yönü, çıkış noktası gibi. Şimdi o değerleri hesap ettiriyorum. Işığın gideceği mesafe sonsuz olmayacak tabii ki. Şöyle hesap edeceğiz. Yine matematiksel ABS'yi kullanıyoruz. Yani mutlak işaretini alacağız. Negatif bir değer varsa pozitife çevireceğiz. Yine parametre olarak hareket ettirilmesi istenen mesafenin x bileşeninin eğer negatifse işaretini atıyoruz. ABS'yi onun için kullandık. Ona bir de skimit ilave ediyoruz. Çünkü demiştim box collider'ın biraz içerisinden göndereceğiz ışına. Şu kadar içeriden göndereceğiz. Şu mesafe kadar. O yüzden o mesafeyi biz ekliyoruz fonksiyonda artı skimmit diyerek. O tamam. Yani ray distance bu şekilde. Yön hesap ettireceğiz. Ray direction. Yine burada bir değişken tanımlıyoruz. Bunlar birazdan uygulayacağımız physics nokta raycast fonksiyonunun parametreleri olacaklar. Şimdiden onları tek tek tanımlıyoruz. Ray direction, eğer sağ tarafa gidiyor isek, is going right ise, vektör 2 cinsinden sağ tarafa doğru bir hazır vektör var. Right. Yalnız left yok. Onun için değilse, yani sağ tarafa gitmiyorsak aynı vektör 2 right'ın eksi işaretlisini yazıyoruz. Vektör 2 nokta right. Yani left demiş oluyoruz. Yön tamam. Bir de çıkış noktası.
Yani var ray origin noktasını hesap ettireceğiz. Bu şimdilik sadece bir tane hesap ettirdiğimiz için çıkış noktası. Yani sadece şu sağ alt köşeyi hesap ettirdiğimiz için. Çünkü sola gidiyorsa sol alt köşeyi kullan diyeceğiz. Ama henüz daha onu yapmadık. Basitten gidiyoruz çünkü. If şartı koymadan doğrudan doğruya çıkış noktasının sağ alt köşe olmasını söyleyeceğim şimdi. Normalde burayı aslında is going right'ta bir şart koyarak yapacağız ama şimdi doğrudan yazıyorum. Diyorum ki çıkış noktası raycast bottom right alt çizgi raycast bottom right olsun. O da tamam. Bir de bir başka bir son vektör daha hesap ettireceğiz. Ray vektör. Bu hazırlık şimdi. Şu anda biraz anlamsız gelecek bu vektör hesap ettirmemiz. Çünkü doğrudan doğruya biraz önce hesap ettirmiş olduğumuz ray origin'in aynısını kullanacağım üst satırdaki. Çünkü daha sonradan bir sonraki derste bu raylerden biz bir tane göndermeyeceğiz. Yukarı doğru pek çok göndereceğiz. Çünkü bizim oyunumuzda şu şekilde merdiven tipinde box collider'lar da olabilir. Bu raylerden bir tanesi burada değer, bir tanesi burada değer, bir tanesi burada değer. Bu şekilde pek çok ray ile kontrol yapmazsak bizim player'ımız mesela şöyle birkaç basamak gene içeri girebilir. Onu önlemek için değişik seviyelerden göndermemiz şart. Onu daha sonra yapacağız. O yüzden burada bir for döngüsü olacak. Ray vektör, ray origin'den başlamak üzere şu en alttaki ray origin. Ondan biraz daha yukarıda bir tane daha, biraz daha yukarıda bir tane daha göndermek üzere bir for döngüsü şeklinde olacak sonradan. Şimdilik basitlik olsun diye sadece ray cast bottom right sağ alt köşedekine göndereceğim. O bize yetecek zaten. Yani şu karşıdaki duvara sadece şu çarpma yeterli olacak deneme yapmak için. O öyle. Şimdi de artık geldi sıra ray cast'i göndermeye. Yine bir değişken tanımlıyoruz. Raycast işleminden sonra bize bir bilgi vermesi için Raycast Hit ismiyle bir değişken tanımlıyoruz ve can alıcı komut da burada. Physics2D diyoruz. Nokta Raycast. Raycast. Parantez içerisinde yukarıdaki parametreleri tek tek yazıyoruz. Ray vektörü yazıyoruz. Çıkış noktasını yazıyoruz. Işığın çıkış noktası. Sonra yönünü yazıyoruz. Ray Direction. Distance değil, direction. Onu da yazdık. Sonra mesafe, ne kadar ileri doğru gidecek ışın, onu yazdık. Ray distance. Bir de şimdi yazacağı bir şey var. Platform mask. Bunu şimdi açıklayacağım. Rengi kırmızı zaten dikkat ederseniz. O şöyle olacak. Normalde burada pek çok obje var. Fakat bu çarpışma işlemleriyle ilgili bizim kullanacağımız sadece platformlar ve bizim player'ımız olacak. Bu dağlar işin içine girmeyecek. Onun için tamamen bağımsız başka bir layer hesap edeceğiz. Şu şeylerden biraz oluşturalım. Karşısına bir engel yapalım. Çim durabilir. Burayı biraz düzeltelim. V'ye basıyorum. Ve onu şuraya hizaladım. Bundan bir tane daha Ctrl D ile sağ tarafa götürelim. Bunu da şuraya koyalım. Bundan da bir tane Ctrl D ile yukarıya çıkartalım. Onu da hizalayalım. Van'ın V'si ile V tuşuyla hizalayabiliyoruz. Şu şeyleri de çimli olanları da şimdilik silelim. Oraya da yine bu çimsiz olandan kullanalım. Ctrl D ile sağ tarafı aldım. Tıkladım. V'ye bastım. Hizaladım. Bir tane daha yaptım mı? Tıkladım. V'ye bastım ve hizaladım. Player'ı da biraz aşağı indirelim şöyle. Çok yukarıda durmasın. Ağacı da silelim. Ağaç mı seçili şimdi? Evet, ağaç seçili. Onu da silelim. Tamam. Şimdi evet, bir yeni layer tanımlayacağız. Çünkü şu anda seçili olan 4 full herhangi biri seçili olabilir. Bunların hepsi layer olarak default'ta. Çünkü bu derse kadar, bu ana kadar hiç onunla ilgili bir işlem yapmadık. Layer kısmını açacak olursanız bunlar Unity ile beraber gelen default layer'lar. Çok kullanıldığı için bunlar yapılmış. Biz bir tek şu platformsu
oluşturmuştuk. Evet, hatırladım şimdi geçen derslerde. Daha sonra tam olarak ne işe yarayacağını söylemiştim. İşte bu platforms layer'ı sadece bu raycast işleminde kullanılacak olan objeleri içerecek bir layer. Yani mesela bu platformu seçiyorsunuz. Bunu platforms isimli layer'a alıyorsunuz. Kendi içinde alt objeler olduğu için sizi uyarıyor. Alt objelere de uygulayayım mı layer değişikliğini diye. Evet diyoruz. Böylelikle artık bu ismi 4 full bunun. Bu kopya. Ama sadece bu kopya. Bakın alttakini seçiyorum. Diğer kopya o yine default'ta. Şu bizim biraz önce değiştirdiğimiz platforms'a geldi. İşte bunu bu bir prefab'ten üretildiği için diğer bütün üretilmiş olanları da tek tek seçip düzeltmemize gerek yok. Yani mesela bir alttakini seçip onu işte burada platforms yapıp yes, change, children'ları tek tek yapmaya gerek yok. Bu bir prefab'ten üretilmiş bir kopya olduğu için sadece bir tanesinin, bir dersin başında söyledim. Sadece bir tanesinin bir özelliğini değiştirdikten sonra hemen altındaki apply butonuna basacak olursanız artık bunun eş kopyalarından hangisini seçerseniz seçin layer kısmında platforms olduğunu göreceksiniz. Böylelikle kolay bir şekilde hepsini birden şu alt blokların platforms isimli layer'ı almış olduk. İşte burada bizim bunu bu şekilde ayrı olarak kullanmamızın sebebi şöyle olacak. Bu karakter controller 2D'nin en başında bir şey tanımlayacağız. Sadece bu layer için bir layer mask cinsinden bir değişken tanımlayacağız. Yukarıda tanımlayalım onu. Diyoruz ki public. Public'lerle private'lar birbirine karışmış. Onları düzeltelim. Public'i buradan çıkartalım. Düzenli olmasında fayda var. Public'ler şurada olsun. Diyoruz ki public layer mask cinsinden hazır bir tip bu Unity'de. İsmini de platform mask olarak değiştirelim. Biraz önce kullandık zaten platform mask. Aşağı indik. Şurada kullanmıştık onu. Nerede? Şurada. Raycast'in en son parametresiydi o. Şimdi onu tabii public olarak tanımladığımız için player seçiliyken sağ tarafta onun karakter controller script dosyasında bakın burada platform mask burada bizden atamayı bekliyor. Atamayı buradan yapıyoruz. Yani bu şeyde yazmıyoruz da script kodun içerisinde şurada eşittir işte demiyoruz da public olarak tanımladığımız için istersek buradan da diyebiliriz ama orada bir obje ataması yapacağız. Buradan işte açıyorsunuz, platform seçiyorsunuz. Böylelikle platform mask değişkeninin sadece platforms layer'a eşitlenmesini burada yapmış olduk. Böylelikle demek istediğimiz şey raycast işlemi yapıldığı zaman dikkate alınacak tek objeler şurada. Raycast işlemi yapıldığı zaman bu ışının çarptığı zaman çarpma bilgisini alacak objeler muhakkak platforms isimli layer'a ait olmalı. Burada onu söylemiş olduk. Böylelikle diğer objeleri işin dışına bırakmış olduk. Dağları, arka planı. Bu da çok önemli. Onu da belirttikten sonra devam ediyoruz. Move horizontal'ı yazmaya. Böylelikle ışını göndermiş olduk. Tam bu satırda. Işını gönderdik. Yani şu ışın gitti. Bu bir yere çarptı. Yani karşısında platform var bir tane. Bunu yapmıştık bakın. Şu platform buna geldi çarptı. Yani şöyle gidiyoruz mesela giderken sürekli de ileri doğru ışın gönderiyor. Işın gönderiyor, ışın gönderiyor. Bir noktaya geldik. Işın artık şeye çarptı. Platforma çarptı. Yani şuraya çarptı. Oraya çarptığı bilgisini kullanacağız şimdi. Şöyle yapacağız. Tabii çarpmamış da olabilir daha gerideyken. Önce onu söyleyelim. Yani çarpmadıysa ne yapacak? İlk söyleyeceğimiz o olsun. Diyoruz ki şuraya eğer çarpma olmadıysa ünlem işareti biliyorsunuz ters manada raycast olmadıysa bir üst satırdaki o zaman bu fonksiyondan doğrudan doğruya çıkacak return. Ama ya peki çarptıysa ne olacak? Çarptıysa birkaç şey yapacağız. Bu işlemlere başlarken söylediğim bir şey vardı. Delta movement değerinde bir düzeltme yapacağımızı söylemiştim. Yani esas move fonksiyonunda demiştim ki size move horizontally fonksiyona bir hareket falan yaptığı yok. Sadece şu delta movement değerini kontrol edecek. Eğer player'dan hareket etmesi istenilen bu mesafe
Gerçekten hareket ederse bu kadar sağa doğru. Eğer bir başka platformun içine girme durum varsa bu delta movement değerinde düzeltme yapacak demiştim. İşte burada artık bu return'ü de geçtikten sonra şu manaya geliyor. Karşıda bir platform var, ona çarptık. İşte düzeltmeyi de artık burada yapacağız. Yapacağımız düzeltme şu. Yazıyoruz. Delta movement eşittir. Düzeltmeyi yapıyoruz şimdi. Tabii ki sadece x parametresi için. Raycast yukarıdaki raycast yapmıştık. Onun bilgilerinden hangisini kullanacağız? Point noktasını. Point noktası dediği sık sık geçiyorum, gösteriyorum size. Point noktası dediği bu çarpı, siyah çarpının olduğu yer point noktası. Onun x değişkenini kullanacağız. Ve ondan da r vektör kadar geri gideceğiz. Eksi R vektör yukarıdaki şeyin çıkış noktası. Işının çıkış noktası kadar geri gideceğiz. Yani çarpma olduğu için ışının çıktığı noktaya kadar geri giderek geri gitmesini sağlayacağız şeyin. Player'ın böylelikle bir türlü platformun içine artık giremeyecek. R vektör nokta x kadar geri aldıracağız. Kırmızı düzeldi. Bir de biliyorsunuz işin içine bir skin width sokmuştuk. Bir de o kadar daha da geri alacağız. Bir de altına onu yazalım. Delta movement iki defa düzeltme yapıyoruz. X eksi eşittir skin width. Skin width dedik şurada. Böylelikle şu iki satırda düzeltme yapmış olduk. Onu bir kere daha şey yapayım. Player tam bu noktaya geldi. Işını gönderdi. Şurada çarptı. Bu noktanın bulunduğu pozisyondan ışın mesafesi kadar eksiltti hareketi. Böylelikle eğer gerçekten hareket yapmış olsaydı içeri girecek olan player bu düzeltme sayesinde tekrar geride tutulmuş olacak. Bu iki satır sayesinde ve bu fonksiyon sayesinde tabii ki. Eğer bir hatam yok ise pek çok şey yazdık. Hata olsa da normal ama bir deneyelim. Ctrl C ile kaydettik. Unity'ye döndük. Bir uyarı var da gitti. Console clear hiyerarşi. Çalıştıracağız ve deneyeceğiz. Biraz geriden çalıştıralım yalnız. Play butonuna bastım. Klavyeden D tuşuna bastım. Şimdi sağ tarafa doğru gidiyor. Bakalım ne olacak. Tam düşündüğümüz şekilde olduysa olmamış henüz. Neden olmadığına bakacağız. İlk aklıma gelen şu. Yani söylemiştim. Bu platformların herhangi birisini seçelim. Şunu seçtik. Bunun bakın şey komponenti yok. Ben o bir tane yapmıştım. Hangisiydi o? Olan tek tek seçip mi bakmam lazım? Yok, bunu hiç yapmadık. Şimdi box kolaydır. Hatırlarsanız player'a yaptık. Yani şu etrafındaki yeşil çizgi hatta küçüktü. Kenarlarındaki tutabaçlarla genişleterek bu player'a atadığımız box collider'ın büyüklüğünü tam olarak bu resmin büyüklüğüne getirmiştik. Aynı işlemi şey için de yapacağız. Bu platformlar için de yapacağız. Hatta onlar da daha henüz tanımlanmamış bile. Add Component diyoruz. Sadece bir tanesi seçiliyken. Physics Study kısmından box collider istiyoruz. Şimdi onun düzenlemesini yapmak için Edit Collider'a basıyoruz. Aynı player'da yaptığımız gibi. Şu tutamaçlardan ayarlayarak, evet bu işlemi yapmamıştık şimdi hatırladım. Box Collider'ını tanımlıyoruz. Yani şu resimde gösterdiğimiz diğer sağ taraftaki platformun Box Collider'ını daha yeni tanımlıyorum ben şu anda. Eğer yaklaşırsak tam sınıra getirebiliriz. Şu şekilde tam sınıra getirdik. Yine bu prefab'ten üretilmiş kopya olduğu için sadece bir tanesini yapacağız. Apply butonuna bastığımızda sahnedeki aynı cinsten olan diğer tüm kopyalarda bu box collider'a sahip olmuş olacak. Bu büyük bir kolaylık. Unity'nin bir özelliği. Prefab kullanmanın en büyük faydası o zaten. Nereye gitti tutamaç? Tutamaç nerede? Şurada. Biraz daha küçültmem lazım. Tamam. Bu kadar aslında hassas yapmak da şart değil ama şuradan alıp şöyle sınıra getirdik. Şimdi ayarlamayı bitirdik. Box Collider tamam. Edit işlem bittiği için Edit Collider düğmesine tekrar basıyorum. Play düğmesine tıkladım. Klavyeden D tuşuna basıyorum. Sağ tarafa doğru gidiyor. Bakalım duracak mı? Bana durmayacak gibi geliyor. Çünkü yok durdu. Is Trigger'a gerek kalmadı.
Şimdi bu sadece bu platform için bu box collider işlemini yaptık. Apply butonuna basmam şart. Diğerlerine de uygulanması için. Çünkü bir alttaki platformu seçecek olursanız seçtim şu anda. Bakın onda bir box collider komponent yok. Onun için üsttekini tekrar seçiyorum. Apply butonuna basıyorum. Alttakini tekrar seçiyorum. Bakın artık var. Artık hepsinde box collider tanımlı. Şimdi tekrar play butonuna basıyorum. Ve klavyeden D tuşuna bastım. Hız biraz yavaş. Ama o şey işlemine çok önemli bir aşamaya geldik. Karakter kontrolünün en önemli kısmının temel bölümünü yazmış olduk. Karakter zaten hareketini yaptırmak kolaydı. Dersin başında yaptırmıştık onu. Başka bir box collider'a sahip bir objeye geldiği zaman onu tam sınıra tutacak ana kısmını yazmış olduk. Eğer sol tarafa gidecek olursam şu anda henüz flip fonksiyonunu bile yazmamışım. O yüzden sol tarafa dönmüyor. Aslında bu dersi kapatmadan o da yazılabilir. Bakın sol taraftaki platformda o işlem yok. Çünkü henüz daha şeyi yapmadık. Durduralım. Sol tarafı yapmadık. Çünkü resimde sadece şu sağ alt köşedeki şeyi hesap ettirmiştik hatırlarsanız. Raycast bottom right hesap ettirmiştik. Onu gösterecek olursak. Şu Calculate Ray Origins fonksiyonunda aslında sadece bu değil. Yani sadece Raycast bottom right değil. Bottom left ve top left de tanımlanacak. Onları bir sonraki derste yapacağız. Yani şuradaki nokta ve şuradaki nokta da hesap edilecek. Player'ı sol tarafa giderken sol tarafa ışın göndereceğiz. Böylelikle sol taraftaki platform da tespit edilecek. Ve her zaman da bir satıhın üzerinde bulunacağı için bir de aşağıya doğru gönderilecek. Onları da yapacağız. Ama onlar için artık yeni baştan bir prensip düşünmeyeceğiz. Bu derste yaptığımız bu olayı sadece diğer yönlere de uygulayacağız. Şimdi bunu eğer bunu çalışırsanız bir sonraki derste de bu eksik kısımlarını tamamlayacağız. Yalnız bitirmeden önce şu flip olayını da yapalım, öyle kapatalım. Player'da biliyorsunuz klavyeden basma işlemini Handle Input isimli fonksiyona vermiştik. Orada D'ye bastığımız zaman sağ tarafa, A'ya bastığımız zaman sol tarafa gidiyordu. İşte oraya çok basit bir şey yazacağız. Şöyle diyeceğiz. Handle Input fonksiyonuna yani klavyeden sağ tuşa bastığımız zaman diyeceğiz ki yalnız biz is facing right diye bir değişken tanımlamamız lazım. Öncelikle onu yazalım. Handle input'tan önce yazacağımız bir şey olacak o. Bir değişken tanımlayalım önce. İsmi is facing right. Sağ tarafa mı gidiyor olsun. Bu private olacak. Yukarıya yazıyorum. Private olmak üzere. Bool cinsinden. Alt çizgi is facing right diyoruz. Is facing right. Bu bool değişkeni sağ mı gidiyoruz, sola mı gidiyoruz onu belirleyecek. İlk belirleme oyun ilk başladığında start fonksiyonun içerisinde belirlenecek. Is facing right eşittir. Tabii ki transform yani objenin pozisyon, scale ve rotate bilgilerini içeren transform bilgisinin içerisindeki local scale'ın X değişkeni eğer pozitifse sağ tarafa gidiyoruz. Böylelikle start fonksiyonunda yani oyun başlayınca ilk pozisyonumuz zaten sağ tarafa doğru. Orada ilk olarak belirlemiş olduk. Bir de update fonksiyonu içerisinde handle input çağrıldığında klavyeden sağ tuşa bastığımız zaman işte bu is facing right'la bir kontrol yapacağız. Diyeceğiz ki mesela şimdi yazdığım yerde D'ye basılmış. Sağ tarafa gidiyoruz. Şu anda bulunduğum satırda yani şurada sağ tarafa doğru gidiyoruz. Burada gerçekten bir kontrol yapıyoruz şimdi. Eğer diyoruz, if'i bir içeriden yazalım. Sağ tarafa gitmiyor ise yani sağ tarafa dönük değilse sağ tarafa doğru gittiğimiz halde player sağ tarafa doğru dönük değil ise is facing right değil ise o zaman flip yapacağız. Tabi başında bir alt çizgi var. Bu şekilde. Nasıl tanımladın onu? Is facing right. Private bool is facing right. Şimdilik kırmızı düzelecek herhalde birazdan. Flip isimli bir fonksiyon çalıştırılacak. Yani objeyi tersine çevirecek.
Diğeri A tuşuna bastığımızda sol tarafa gidiyoruz. Fakat sol tarafa giderken de eğer yüzü sağ tarafa dönükse, is facing right ise, onda da bir yanlışlık var demektir. Is facing right ise bu sefer de yine flip çalışarak tekrar ters döndürülecek. Bunu birazdan flip yazınca daha iyi anlayacağız. Flip'i de şuraya yazalım. Flip private fonksiyon. Private void flip. Parantezini açtık, kapattık. Diyeceğiz ki transform, yani bu objenin pozisyon, rotation ve scale bilgilerini tutan transform bilgisinin içerisindeki local scale ifadesini yeniden oluşturacağız. Çünkü x ekseninde bir döndürme işlemi yaptırıyoruz. Vektörü yeniden hesap ettiriyoruz. Vektör 3. Diyeceğiz ki sadece x değişkeninin başına bir eksi koyarak ters yöne dönmesini sağlıyoruz. Local scale nokta x. Fakat diğerlerini aynı işaretle bırakacağız. Şöyle yapalım. Transform nokta local scale nokta y virgül tekrar. Bu arada şu büyük TL olmayacak. Küçük TL olacak. Burada da aynı şekilde. Transform nokta local scale nokta z. Evet, bir daha hesap ettirmiş olduk. Local scale'i sadece şu ilk baştakini ters çevirmiş olduk. Şurada bir s harfini unutmuşum. Bir de madem flip işlemi yaptık, şu is facing right'ı güncellememiz lazım burada. Alt çizgi is facing right. Çünkü yön değişti. Daha sonra kullanırken bu bool değişkeninin doğru değeri göstermesi için tekrar burada bir denetleme işlemi yaptırıyoruz. Aynı start fonksiyonu içerisinde yaptığımız ifade gibi aynısını burada bir daha yazdık. X bileşeni sıfırdan büyükse sağ tarafa doğru dönmüştür. Bu flip flop biliyorsanız, yani sağa dönüyorsa sola dönsün, sola dönüyorsa sağa dönsün ve ona ilişkin bilgiyi de düzeltsin dedik. Eğer bir hatamız yok ise play butonuna basıyoruz. Çalışsın. D'ye bastım sağa gidiyor, A'ya bastım sola dönüyor. Yaptığımız buydu. En son yaptığımız işlem. Sol tarafa giderken x ekseninde mirror yaptırdığımız için resim ters dönüyor. Fakat dediğim gibi sol taraftaki denetlemeyi henüz yapmadık. Onu da bir sonraki derste yapacağız. Başka bir takım eksiklerle beraber. Ama şu andaki derste yaptığımız sağ taraftaki bir platforma geldiği zaman, tabii ki bu platformu alır eğer, mesela şöyle yanaştıracak olursak, nerede olduğunun bir önemi yok. Sadece o ışın çarptığı zaman tespit ettiği için player orada duruyor. Evet, biraz uzun bir ders oldu. Ama bu en önemli, bu serinin aslında en önemli yerlerinden birisi buydu. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hepinize iyi günler.